Bugün Ahmet konuşurken duydum. Gidip bakkaldaki en nefis simidi alacağını söyledi. Acaba bu simit Ahmet'in dediği kadar nefis olacak mı? En iyisi gidip bir bakmak. Merhaba simit, bizim mutfağa hoş geldin. Ahmet'in dediği kadar nefis görünüyorsun. Hoş bulduk maydanoz. Sence bakkaldaki en güzel simit ben olabilir miyim? Evet evet. Hem de çok çilli bir simitsin. Çilli mi? Benim bahçedeki horozla nasıl bir benzerliğim olabilir ki? Yanlış anladın simit. Ben horozdan değil, senin çillerinden bahsediyordum. Çil insanlarda olur sanıyordum. Besinlerin yüzleri yoktur ki çilleri olsun. Olur olur. Baksana, senin de susamların sayesinde aynı insanlar gibi bir sürü çilin var. Çillerim, yani susamlarım bana tat katarlar. Susamsız simit olmaz ki. Ben susamsız simit görmüştüm. Allah Allah, susamsız simit de mi yapmışlar? Hani insanlara yüzmelerinde yardım eden simitler var ya, onların susamları yok. Susamları olsaydı kesin çocuklar o simitleri de yerlerdi. Onlar plastikten, hiç yenir mi? Aslında yenilebilen deniz simidi yaparlarsa fena olmaz. O zaman yüzerlerken balıklar gelip simidi yer, yüzemezler ki. Bu hayvanların neden simit yediklerini hiç anlamıyorum zaten. Bir martılar, iki balıklar. Senin ne kadar çok sevenin var simit. Tabii sevilirim. Ben saray mutfaklarından geliyorum. Bu zamanda da saray mı kaldı? Bu zamandaki değil. Osmanlı saraylarından geliyorum. Ta 14. yüzyılda. Saraydan kantine. İlk saraylarda. Şimdi ise her yerde. Sen çok mu kolay yapılıyorsun simit? Hamurdan yapılıyor. Sonra da susamlanıyorum. Yani bir nevi ekmekle kardeşsin. Bütün hamurlu yiyecekler kardeşim. Ama hiçbiri ayranın yanında senin kadar lezzetli olamıyor. Simitle ayran ayrılmaz bir ikilidir. Meyve suyu ve simit yeseler ne olur? Ayran üzüntüsünden ekşir mi? Hiç denemediği için bilmiyorum. Zeynep farklı şeyler denemeyi çok seviyor. Geçen gün kahvaltıda meyve suyuyla simit yedi. Gerçekten mi? Nasılmış tadım peki? Kötü değilmiş. O deneyince koşa koşa ayranın yanına gittim. Beni simitle içmediler diye ekşimişti. Simit, senin üzüldüğün zamanlar oluyor mu? Susamlarım yere dökülünce üzülüyorum. Amine seni hiç üzmüyor. Dökülen susamları pipetle topluyor. Nasıl oluyormuş o iş? Seni hiç kuru kuru yemediği, hep yanında ayran içtiği için bütün susamların sofraya dökülüyor. Sonra da ayranın pipetini çıkararak onunla bütün kırıntıları içine çekiyor. Aynı elektrikli süpürge gibi. Güzel fikirmiş. Hem güzel hem de çok eğlenceli görünüyor. Ayrıca geçen gün gördüm. Hayrun Nisa'nın da çok eğlenceli bir simit yeme şekli var. Neymiş o eğlenceli fikir? Merak ettim doğrusu. Seni bir bilezik gibi bileğine geçirip afiyetle yemek. Simit, peki kandil simidi ile aranda ne fark var? Kandil simidi deniliyor ama biraz da kurabiyeye benziyor. Asıl simit benim. Kandil özel ve mübarek günlerdendir. Bu yüzden kandilde dağıtılmak için kandil simitleri yapılır. Ama ilk önce Hüner Hala'nın mutfağında bol susamlı olanları yenilir. Benim şimdi gitmem gerek. Kahvaltı sofrası beni bekler. Sorularımı cevapladığın için teşekkürler simit. Taze kal. Maydanoz. Maydanoz. Meraklıyım, öğrenmeden duramam. Maydanoz adım, her işe karışırım. Maydanoz.